Evet, evet o nikah. Hı hı. O evet. seyahatlerde kullanılan, işte sadece seyahat esnasında e, dini bütün insanların bir arada kalmasını sağlayacak, helal, helal hale getirecek evlilik çeşidi bu. Muta nikahı gibi, misyar nikahı bu da. Galiba Arabistan'da evet. e, yaşanan bir şey, bir yöntem. Beni zorlamayın. <laughs> Neler var dünyada görüyor musun? şimdi Eee Ambarlı limanına gidiyoruz Murat. Evet. Ambarlı limanında bir hareket, bir hareket, bir telaş. Sonra narkotik e, köpekler geliyor. Bir konteynerin başında bir hareketlilik başlıyor. O hareketliliğin de böyle farklı sonuçlanacağını görüyor yetkililer ve konteynerin sahibini arıyorlar, şirketi arıyorlar. O şirket arandıktan sonra olaylar zincirimiz başlıyor ve seni ayağa alıyoruz. Evet. <laughs> Evet. Ambarlı Gümrüğü'nde yaşıyor, yaşanıyor bu olay. Ambarlı Gümrüğü'nde normalinde bir ihbar geliyor. Diyor ki Lübnan, Dubai ve Türkiye'deki Ambarlı limanının üçgeninde uyuşturucu sevkiyatı yapılıyor diye ihbar geliyor. Muhafaza Müdürlüğü'ne. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü de Lübnan'dan gelen bütün konteynerlere şüpheli gözüyle bakıyor aslında ki yapması gereken de bu. Yine bir yük Lübnan'dan gelen bir yükte şüpheleniyorlar ve yükün Özet beyanında ve beyan edilen evraklarında 3 tane fırın olduğu e, beyan edilmiş. Ortaya çıkıyor. Bu fırınların da işte çok büyük aslında. Bu küçük gibi görünüyor ama çok büyük fırınlar. Karıştırıcı falan gibi ekipmanları var. Bu fırınları diyor ki biz e, kontrolden geçirelim. X-ray cihazına yönlendiriyorlar konteynerları. Konteynerlar limana indikten sonra Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ya da ihbarlı bir e, malsa X-ray'e gönderilir ve X-ray'de de bunun içerisindeki malzemelerin olup olmadığına bakılır. X-ray'e girdiği zaman fırınların içerisinde yoğunluk tespit ediliyor. Yoğunluk olduğu zamansa onlar için şüpheli bir durumdur. Muhafaza için. Yoğunluk olduğu için de fırınları açmak istiyorlar. Daha doğrusu konteyner açmak istiyorlar. Konteynerlarının ucunda da mühür vardır. Mavi mühür. Bunlar belirli e, heyet tarafından açılması gerekiyor. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü malın sahibini, yetkilisini arıyor ve diyor ki e, gelin mi anlatıyor <laughs> Gelin diyor ben malzemeyi kontrol edeceğim siz de bunun mutlaka başında durun diyor. <laughs> firma yetkilileri de e, bununla ilgili firma sahibi de yanında çalışanı haberdar ediyor. Diyor ki malzeme gümrükte e, açılacak, kontrol edilecek, sen de başında dur. Kahramanlarımızdan bir tanesinin ismi Osama El Şahade, diğeri de Said Kasem. Bu iki kişi Türkiye'de şirket kurmuşlar. Firma sahibi Said Kasem. Yanında çalışan kişi de Osama El Şahade. İkisi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş. Said Kasem hem iş, işveren hem de konut sahibi. Osama El Şahade ise buraya üniversite okumak için gelmiş. Üniversite okuduğu zaman da tercümanlık yapmaya başlamış. Burada kalmış sigortalı olarak çalışmaya başlamış sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı almış. Ardından Bununla ilgili ayrıntılar tabi gelecek. Malzeme sahaya indirildi ve kontrol ediliyor. Said Kasem diyor ki Osama'ya Gittiği malzemeyi başında dur kontrol et. Gümrükte bununla ilgili arama geldi. Osama El Şahade de konteynerinin başına gidiyor. Üç kişiyi de yanına alıyorlar. Fırını açıyorlar. Ambar Limanı'nda. Ambar Limanı'nda, Kumport Limanı'nda malzemeyi açıyorlar. Malzemeyi açtıkları zaman yine içerisinde başka bir metal parça olduğu görülüyor. Onu da açıyorlar. Bu sefer içerisinde sarı e, sızdırmazlık diye bahsedilen bir madde kullanılıyor. O da şu. Şu malzeme. Evet. İzo, şu, izo şey, evet. Evet, şu. Yalıtım malı. Yalıtım malzemesi. Bu çıkarıldığı zamansa karşımıza haplar çıkıyor. Çünkü bu açıldığı zaman orada, orada narkotik köpekler devreye giriyor. Hı hı. Kokuyu alıyor hı hı. ve hemen ...hapların yanına gidip haplar bulunuyor. O çıkarıldıktan sonra haplar bulunuyor. Hapların içerisinde ise şöyle bir şey oluyor. E, tabii bu haplar bulunuyor ama... ...bunun bir de kokain mi oldu? başka bir madde ne mi olduğu... Köpek. ...hangi uyuşturucu maddesi olduğunu... ...tespiti gerekiyor. Bununla ilgili başka bir narkotik köpek kullanılıyor. Neticede buna tepki veriliyor. Bu tepki verildikten sonra ise... E, ...artık savcılık için... E, ...oradaki gümrük muhafaza için... ...soruşturma kısmı başlıyor. Oraya gelen kişilerden firma yetkilisinin de yanına alıyorlar ve firmaya gidiyorlar. Çünkü firma sahibiyle konuşacaklar. ...abi gidiyorlar firma sahibi yok. Firar. Firarda. Nereye gidiyor? Nerede? O sırada da firma sahibini arıyorlar. Diyorlar ki firma sahibine e, neredesin diyorlar. Başka birini aratıyor. Ben bir saate kadar geliyorum diyor. Ama o sırada Almanya'ya uçmak üzere havalimanında. ...tabii... gümrük muhafaza memurları hemen e, İstanbul Havalimanı'ndaki gümrük muhafazayı arıyor. Durumu anlatıyor. ...ve gözaltına alınıyor. Uçağa binmeden hemen gözaltına alınıyor. Kaçmak üzereyken yakalanıyor yani. E o, ardından... o diğer yetkisi Osama... ambarında da alındı. da alındı. Alın Osama ile ikisi gözaltına alınıyor ve sorguya geçiyorlar. Şimdi sorguda da anlatıyorlar. Çünkü bu iş sorguya alındığı zaman... ...gümrükçüsü, özet beyanını veren, nakliyecisi, ...bütün herkes... ...şüpheli konumuna düşer... ...ve ifade verirler. Gözaltındayken Osama diyor ki... ...Osama, Osama el-Şahade... Efendim diyor zaten diyor malzemeyi gönderen firma Zakarya adlı bir kişiye ait diyor. Zakarya da diyor bizim firmanın sahibi Sait Kasem'in kuzeni. Ben onların vasıtasıyla tanıştım bunlarla diyor. Malzemeyi gönderen kişi de bu diyor. Biz daha önce de yaptık bu işi diyor. Daha önce de Lübnan'dan geldi diyor malzeme. Çok zorlandık Türkiye gümrüğünde diyor. Onun için diyor biz buradan da Dubai'ye aktarma yaptık diyor. Ama diyor yapabildik diyor. Bu malzemeyi de ithal edecektik. Sonra vazgeçtik. Dubai'ye gönderme kararı aldık diyor. Peki diyor sen ne zaman gittin diyor Dubai'ye Dubai ya da Lübnan'a ya da gittin mi diyor. Evet gittim diyor mal yüklenmeden önce ben gittim malı gördüm diyor. Malı gördüm ben orada buna da şahitlik yaptım diyor. Sonra da geldim diyor ben onlar ben geldiğimde de zaten mal da gelmiş oldu diyor. Yani aslında bu kişi malın yüklenişinden malın ne olduğundan hepsinden haberi olan ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine girdikten sonra da operasyonu takip eden kişi. Bu sefer Said'i alıyorlar. Said Kasem'i. Diyorlar ki Said'e, Said bu şirket sana ait. Ve senin adına geliyor bu iş. Nasıl oluyor bu diyor. Sen de Tekno Stil adına geliyor bu film, e, bu uyuşturucu. Evet diyor, bu benim diyor kuzenim diyor. E, biz sadece buradan diyor, herhangi bir şey yapmıyoruz. Lübnan'la Dubai arasında ticarette zorluk zor, zorluk yaşadıkları için biz aracı oluyoruz sadece Türkiye'de. Bu malı transit yapıyoruz. Arada komisyon alıyoruz kendimize diyor. İşte malın değerinin binde üçü kadar ya da yüzde üçü kadar bir bedel alıyoruz kendimize diyor. Ama bu nasıl bir zorluk ki? Türkiye'ye kadar evet. geliyor. Oradan, bu, oradan tekrar Dubai'ye e, Dubai geçiyor. Peki diyor bu malın içerisinde uyuşturucu olduğunu bilmiyor muydun diyor. Hayır ben bilmiyordum diyor. Ama bunu diyor Oseme yapıyordu diyor. İkisi birlikte yapıyordu. Hatta bu malın geleceğinden benim haberim de yoktu diyor. Ben de sonradan öğrendim diyor. E peki de, yurt dışında niye kaçtın diyor. Efendim diyor daha önceden bununla ilgili diyor zaten ee, ben bilet aldı bilet almıştım diyor. Ee, Almanya'da bazı iş görüşmelerim vardı sık sık gidiyorum ben diyor. Ee, oraya gitmek için e, gittim yoksa kaçma falan yoktu diyor. Ee, ama diyor senin diyor biletini sen almamışsın. Lübnan'da bu uyuşturucu gönderen kişi almış... yani kuzenin almış senin. Evet diyor çünkü kredi kartımda limit yoktu diyor. Ben bu yüzden aldım diyor. Ee, ...şirket sahibisin iracat yapmışsın ee, iş yerlerin var kredi kartında limit yok yani öyle mi diyor savcı? Evet diyor limitim yoktu diyor. Kuzenim aldı diyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir merakımı tutamayacağım. Şimdi bu iki ismin Türk vatandaşı olduğundan söz ettin ya. Evet. Said Kasem ve Osama'nın. Bu e, kuzen olan Lübnan'dan uyuşturucu gönderen Zakar ya da vatandaş değildi bana lütfen. Ya kambersiz düğün olur mu? Onun da oturma izni var. O da zaten bilet almış Türkiye'ye geliyor. Yani bu eğer uyuşturucu geçseydi o da Türkiye'de olacaktı. Operasyonun bitmesini bekliyor. Yani onun da oturma izni var. Vatandaşlık o, tabii, almak için de aslında... Ev bulmuş. Kaporasını vermiş. Ha, o da vatandaş oluyor. O da başkanı. vatandaş olacak yani. Ev, ev evlere gelmiş bakmış. çok ucuz Türkiye diye. Evlere evlere bakmış. O da vatandaş olacak yani. Ya şu muz cumhuriyeti vurgusunu ne kadar yapacak az ya. O Şimdi az. yakalanan uyuşturucu analize gönderiliyor. İlk başta Kaptagon hap diye bahsediliyor. Şöyle bu operasyon yapıldığında yani geçen yıl. Geçen yıl bu operasyon yapıldığında yakalanan uyuşturucu miktarı 2022 yılında yakalanan uyuşturucu miktarı 12 milyon 336 bin adet. 12 milyon 336 bin adet. Türkiye tarihinin en büyük operasyonu diye lanse edildi bu. Türkiye tarihinin en büyük operasyonu diye lanse edildi. Ve toplamında ise 2 ton. 2 ton uyuşturucu madde. Toplamı ise 700 milyon TL'ye yakın o günkü değeriyle birlikte. Analize gönderiliyor. Amfa, amf 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 miydi? Amfametamin. Amf 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 çıkıyor galiba. Evet. Yani uyuşturucu yapımında Uyuşturucu. Amfetamin. Amfetamin çıkıyor. Uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde aslında bu. Daha da büyüyecek bu. İki tonluk malzeme katkı, katkı maddeleriyle, kimyasallarla falan çok daha büyüyecek. Şimdi bu lanet olası e, maddeyi bizim ülkemize sokan insanların rahatlığını anlatacağım size. Oseyam ediyorlar ki anlat bakalım diyorlar. Ya diyor siz beni boşa tut, gözaltına alıyorsunuz diyor. Ben diyor Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyor. Benim Schengen vizem var diyor. Eğer diyor ben bu işi yapmış olsaydım diyor. Zaten kaçardım diyor. Tüm Avrupa ülkesine gidebilme şeyim vardı benim diyor. Ben kaçmadım ama diyor. Beni çağırdınız diyor. Ben gittim diyor. Geldim konteynerin başına durdum diyor. Teorik olarak doğru. Ama ona gel de başında uyuşturucu çıktı diye çağırmıyor gümrük muhafaza konteynerimiz açılacak diyor. daha önce de açıldı çünkü. Evraklarda eksik var. Tabii değil. ki evraklarda eksik var. Çok i̇şte, olan bir şey herhalde. Tabii canım bu daim olur. Ee, Birçok şeyde mal, malzemenizin başına gelin diye firma sahipleri çağırılır giderler yetkilisi ya da gümrük müşaviri. Başında durur konteyner açılır içerisindeki malzemeye bakılır işte analizler yapılır filan uyuşturucu çıkıyor. Bu o da rahat konuşuyor ki savcı tabii bunların hiçbirini yemiyor. Çünkü Lübnan'daki ayağı, Dubai'deki ayağı, Dubai'de şirket kurmuşlar bu üçü. Dubai'ye gidip orada şirketi büyüteceklermiş, onu da söylüyorlar. Evet diyor, biz oraya şirket kurduk diyor, ticaretimizi geliştirmeye çalışıyoruz diyor. Lübnan, Türkiye ve Dubai. Ama diyor, biz de Türkiye'de rahattık çünkü para kazanıyorduk diyor, burada işler yapıyoruz falan diyor. Savcı bütün yargılama sonucunda, Osem'e el Şahide ile Said Kasem hakkında 15 yıl ceza veriyor. Ceza istiyor, mahkeme onaylıyor. Yani iki Ke sonukta. Bir şey söyleyeyim. keşke dosya tam burada bitseydi. Işte. işte. Ama işte buradan sonra başlıyor. İzleyicilerimize anlatmak açısından. Zaten sorun da burada başlıyor. Keşke burada bitse ama bitmiyor. Bu Zakarya hakkında yakalama kararı çıkarılıyor. Ayrılıyor dosya. Bu ikisi ceza aldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bunlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti. İstinafa başvuruyorlar. Suçlamaları kabul etmiyorlar. İstinafa başvuruyorlar. İstinafa başvurduğun zaman yani bölge idar, bölge adliye mahkemelerine gittiği zaman BAM diye bahsedilir buna. BAM'a gittiği zaman dosya böyle kısa sürede gitmez. Şöyle. Şimdi benim ne söylemek istediğimi herkes çok iyi anlıyor yargılama kısmındaki, yargılama camiasındaki herkes. BAM'a dosya gönderdiğin zaman bunun kargosu, kayda girmesi, ceza dairesinin önüne gelmesi. Barış sence kaç, ne kadar sürer? iyi tahminle yani uzun uzun yıllar sürmesi en kısa şey sürede ne kadar i̇yi olur 2 yıl en az en az sen en az 7 ay yani ben 7 ayı gördüm yani dosya çıktıktan sonra 7 ay sonra istinafta yani böyle bamda yargıtay yargıtay diye bamda 7 Bam. ay sonra Bam. karar çıktığını gördüm 7 ay evet bam'a gönderildikten saatler sonra <laughs> telefon açılmış saatler sonra telefon birkaç açılmış. gün sonra tam tarihini bilmiyorum birkaç saat sonra ya da birkaç gün sonra Nasıl oluyor biliyor musunuz? Bu Osame El şahade tahliye ediliyor. bir dakika anlamadım. Şimdi ben kararı verdim. Evet. Mahkemeyim. Benim mahkememden evet. karar çıktı. Evet. O karar tutuklu. BAM'a gitti. Tutuklular. İkisi tutuklu. 15 15'er yıl hüküm aldılar. Evet. Benim dosyam BAM'a gitti. Evet. Aynı gün tahliye karar çıktı. Aynen öyle. Dosya gittiği gün. Dosya gittiği gün. Artık şöyle benim bunun kaynaklarını BAM'a oradaki ee, kaynaklarıma sorduğumda ee, kargo dahil. Bama gönderildikten sonraki e, çok kısa süre içerisinde bu ay falan değil. Günler içerisinde bu kişi hakkında tahliye kararı yani verilmiş. Bu bakın yani şöyle söyleyeyim. Yani bu imkansız bir şey. Yani bir dosyanın Bama gidip kapağının açılması bile aylar 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 sürecek bir şeydir. Yani çünkü o posta gelecek, adliyeye girecek, onun bakacak kurul belli o kurulun önüne gelecek. O kurul dosyayı klasörlerce dosyayı okuyacak ve şey karar verecek. Yani. Hani e, izleyen her şeyi anlamasın. Ya UYAP var dijitalden bakıyorlar değil. Hayır. fiziki olarak da gitmesi lazım. Kesinlikle. Ay, zaten UYAP'tan ya, uyaptan baksan da düşmez yani. Ama, ya, ama yani o fiziki olarak gitmeden o dosya açılmıyor. Ya, ya biz Barış'la cezaevine gireceğiz. İşte bizim... Yine e, bir gün. Bir gün <laughs> bir, yine bir gün. Cezaevine gireceğiz. Dosyamız fiziki olarak aşağı gelmediği için biz cezaevine teslim olmak istiyoruz. Evet. Ya diyor ki savcı bana dosya gelmedi diyor. Evet, tamam. Fiziki olarak gelsin. Ben siz sevk edeceğim diyor. Dosyayı biz gidip alalım, getirelim dedik. Bak. Seni dosya fiziki hale gelmeden savcılık ya da ceza dairesi bir işlem yapmaz. Yapamaz. Ya Murat, bak geldi diyelim tamam mı? Dosya geldi, şeye geldi, Bama geldi. Orada şöyle düşün. Ya yani onlarca klasör. Tabii bir de dosya tek değil. O klasörü değil. okuyacaksın. O klasördeki bilgileri tartışacaksın. Ne diyeceksin ki bu sanık tahliye olsun. Şimdi ben bu işte Saatler içerisinde öyle olmuş. Dosya şimdi ben şey inceledim. Mahkeme dosyasını, kararını. Bu geçen haftada şey vardı, duruşması vardı. Hı hı. Şimdi bunları inceledim ben. Hakim, mahkeme heyeti, aynı zamanda savcı, nakış işler gibi işlemişler. Ben kendi bu kadar yargılanan bir kişi olarak hukukçuları da gösterdim. Eksik bir şey yok. Bam'dan bu beyefendi tahliye oldu. Dosya bozuldu. Geri geldi. Bu çalışan. Osama. Evet. Değil, değil mi? Çalışan. Çalışan. Dosya geri geldi. Yargılama geri yapılacak. Osama de tahliye olduğu için geliyor mahkemeye. Hakkında ama tahliye edildikten sonra ya, şey adli kontrol kontrol yok. Gitmek istese gider. Adli kontrol de vermemiş tahliye yok. ile birlikte. Yurt dışına çıkış yasağı da koymuş. Yok. İmza yasağı da koymuş. Yok. Geliyor adli mahkemeye. Mahkemeye geliyor abi. Mahkeme karar veriyor? Evet diyor. Osama El şahide,